Efendim merhabalar herkese. Size dünyanın en geri zekalı iki insan tipinden bahsedeceğim. Bir tanesi Almanya'dan Türkiye'ye gidip reisi çok sebebi yok, Almanya çok kötü, Almanya iğrenç diyen Mercedes'i e dayı. Yani bunun artık yani nöronlar yanmış yani. Bunun beyin namına bunda bir şey kalmamış. Bunu yani Almanya'da vazgeçmiş bundan. Hani siz de vazgeçin yani. Bazı böyle Twitter hesaplarının alıp bunu böyle bunu bu adamı böyle afişe etmesini aldanmayın. Onlar like için yapıyor. Bir diğeri de Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'deki bütün sorunların sebebini Almanya'da yaşayan Türkiye kökenleri olduğunu zanneden tipler. Yani burada hani Almanya seçim bölgesi ya buradaki insanlar da Türk vatandaşları da gidip oy kullanıyor ya. O insanların Türkiye'yi yaktığına inanıyor herif. Şimdi önce bu Türkiye'ye gidip Almanya çok iğrenç, Türkiye çok güzel diyen dayıya söyleyeyim. O Türkiye'de yaşasa şu anda Bodrum'da götünü ye yatış şeklini anca rüyasında görürdü. Dolayısıyla o dayı marifeti kendinde bilmesin. Marifet Almanya'da dayı. Sen burada yaşadığın için buranın imkanlarıyla, buradan aldığın uygun arabayla, buradan aldığın paranın bir biriminin orada 11 metmesiyle, zaten burada mevcut bir sosyal devlet düzeniyle, kazandığın parayla falanla, emeğinin karşılığını almanla falan sen o tatili yapıp Türkiye cennet gibi diyebiliyorsun. Türkiye'nin yarısından fazla nüfusu asgari ücrete talim edip günde 12 saat çalışırken. Benden sana tavsiye sağda solda böyle konuşmaya devam etme. Seni döverler. Ha ben de üzülmem döverler. Yani şiddete karşıyım ama senin dayağı hak ettiğinle ilgili içimden bir his var yani bir şey sana yükseliyor yani. Onun dışında bu Türkiye'de yaşayıp sorumluluğu üzerinden atmak isteyen tipler var. Yani Almanya'daki Türkler oy kullandığı için AK Parti iktidar oluyor. Bizim şu anda mevcut çöküşümüzün sebebi Almanya'da ya da Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli insanlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Şimdi Almanya üzerinde bakalım. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 455 bin oy almış. Almanya'da kaç Türkiye kökenli insan var? Yani Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Laz'ı. 3,5 milyon. 455 bin kişi gidip Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş. Geri kalan 3 milyon 100 bin kişi desteklememiş. Çocuk, Alman vatandaşı desteklemeyi reddetmiş. Oy kullanmaya gitmemiş falan filan ama 3 milyon 100 bin insan reddetmiş. Yani bir şekilde mevcut Cumhurbaşkanı'na destek olmamış. Olan 450 bin kişi yüzünden ki oldukça düşük bir rakam toplam sayıya bakarsanız bir o kadar da diğerleri almış. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de yaşayan kardeş abi, dayı, abla neyse. Sorumluluğu başkasına yıkma huyundan vazgeç. Sorumluluk senin. Sensin müsebbi. Yani bu şu anda gündem yani ekşi sözlükte gurbet çoyları iptal edilsin falan. Tabii ki yani bence de Almanya ya da Avrupa Türkiye seçimleri için bir seçim bölgesi olmasın. Bu çok saçma. Yani düşünsene Beşer e saat gelip yeni kapı meydanında miting yapıyor ve Türkiye Suriye'deki seçimler için seçim bölgesi. Yani Suriyeliler Türkiye'de oy kullanıyor Suriye seçimleri için. Bundan saçma bir şey olabilir mi? Kim hangi ülkede yaşıyorsa orası için oy kullansın. Bence burada Alman vatandaşı olmasak da oy kullanmalıyız. Suriyeli Türkiye vatandaşı olmasa da oturumu varsa Türkiye'de oy kullanmalı. İnsanlar yaşadığı yerle ilgili oy kullanma hakkına sahip olmadı. Demokrasi böyle bir şey. Ama Almanya'da da bununla ilgili sıkıntılar var. Mesela Almanya'da Avrupa Birliği vatandaşları oy kullanabiliyor. Mesela benim alt komşu İtalyan. Geçen hafta taşındılar. Kim bilir nereden ne zaman geldiler. Oy kullanacak ilk yerel seçimlerde. Genel seçimlerde değil. Ben kullanamıyorum. Neden? Türk vatandaşı oldu. Bundan daha adaletsiz bir şey olabilir mi? Bence öyle yani. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bodrum'da götünü yaya yaya yatan dayı. Sen memleketinde olsan Bodrum'da o tatili şu an yapamıyorsun. Ya çiftçiydin ya memurdun ya yoksun. Yani esnaf bile olsun. Yani ne yaparsan yap çok az insan Türkiye'de o 5 yıldızlı otellerde tatil yapabiliyor. Çok az yerli turist yapabiliyor bunu. Yapan da fabrikatör, üst düzey yönetici, memur, CEO, üçkağıtçı neyse. Halk yapamıyor yani. Halk kendi mütevazı yazına gidiyor. Eğer bunu anlayamayacak kadar geri zekalıysan zaten bir şey söylememe gerek yok az önce söyledim. Geri zekalısın ya. Yani. Daha ne diyeyim? Ve tabii işte bu Almanya'daki Türkleri Türkiye'nin çöküşünün sebebi olarak gören entelektüeller. Yani birazcık elinizi taşın altına koyun. Orada insanları örgütleyin. Bir mücadele başlatın. Yani devrim olmaz da devrimin D'sini başlatın. Bu haramileri yıkın. Siz kendi kurduğunuz rejimde isterseniz bizi de oraya sokmazsınız. Bekleriz sizden de bunu. Ama bir şey yap abi. İşte eline bir klavye alıp ya da bir telefon alıp gurbetçi oyları iptal edilsin. E edilsin abi. Edilsin yani. Türkiye'deki oyların %1'ine tekabül etmeye hiçbir şey olmaz. Kendi fikrimi söyledim zaten. Bence de yanlış. Onun dışında bunları söyleyince bugün tweet attım. ...işte Instagram'a bu tweet atıp paylaşıyorum falan. işte insanlara birazcık ya yani bir şeyi kafaya takıp bunu paylaşıyorum. Onu dert ediyorum. Bu arada ben insanlarla kavga etmiyorum. Yani ben kavga ettiğim insan adını da bilmiyorum. Ben bir zihniyetle kavga ediyorum. Yani ben buradan birine çömkürüyorsam o bir zihniyet ve kalabalıklar onlar. Öyle az değil yani. Böyle üç mesaja cevap vermedim ben hiç. Bakıyorum ha böyle düşünen bir güruh var. Ben onlara kendi zihnimle savaş açıyorum. Dolayısıyla hani takma yapma etme değil. Bu, bu işi niye yapayım o zaman? Yani ben sinirlendiğim şey konuşabiliyorum. Her defasında yeni bir konu açmak zorunda değilim herhalde. Her zaman öyle bir ilham da yok bende. Böyle bir arzu istek de yok. Ama şu an konuşurken oldukça oldukça rahatım çünkü yani taşıyor yani anladınız mı? O taşması zaten beni konuşturuyor yoksa hani onu önce bir söyleyeyim. Bunları yazıyorum şöyle mesajlar geliyor abi bir sürü. Abi sen de çok tahyin. İç viskini bak keyfine. Türkiye'nin en büyük sorununu söyleyeyim mi size? Ciddiyetsizlik. Ciddi değil abi insan. Yani sen böyle birazcık böyle bir meselelerle ilgili bir şey konuşmaya başladığında insanlar şey diyor, ne diyor la bu mal? Mal mı la bu falan? Ya hocam bu şey var ya hani İsrailli çocuklara Auschwitz kampında Türk öğrenciler nazi selamı verdi falan hani dava açıldı, haklarında hapis falan da yaptılar hatta. Şimdi ciddi olunacak yer var, şaka yapılacak yer var. Gerçekten bunun yerini ayırt edebilmek lazım. Bazı meseleler çok fena, çok ırkçı, çok ayrılıkçı. Kavga çıkarır, cinayet çıkarır. insanlara yanlış şeyler öğretir, insanları yanlış yollara sevk eder. Böyle durumlarda ciddi olmak gerekir, müdahale etmek gerekir. Benim konuştuğum konuların tamamına bakın böyle. Bugün bahsettiğim şey de öyle. Yani gurbetçi oyları işte iptal edilsin. Doğru edilsin ama senin söylediğin sebepten dolayı değil yani. Bunu insanların bilmesi gerekir. Edilsin. Ya buradaki insanların oy kullanması Türkiye'deki insanlara zarar vermiyor ki buradaki insanlara veriyor. Almanlar gördüler Türklerin ne kadar saçma sapan insanlar olduğunu. Lan sen 50 sene Almanya'da yaşamışsın gidip AK Parti iktidarına oy veriyorsun. Biraz mı lan kafan gelişmedi yani? Biraz mı anlayamadın olayları? Anlayamamış. E bu ortaya çıktı. Rezil olduk. E Türkiye'de ne olacak? Oyların %1'ine bile tekabül etmiyor. MP'den HDP'ye bir milletvekili geçmişti son seçimlerde Ernes. Ya yani buradaki insanlar oy kullanmasa Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamıyor muydu? Kral oluyordu ne Cumhurbaşkanı olmaz? İnsanlar kafalarını yanlış çalıştırıyor. Düşünmeye, düşünmeye, düşünmeyi unutmuşlar. Ve bunun karşısında birilerinin durması lazım ya. Ben o yüzden elimden geldiğince bir doğrunun yanında durmaya çalışıyorum. Ben demiyorum ki ben hani Spartaküsüm. Değilim tabii. Ama en azından kendi bildiğim konularda, kendi alanımda bir, bir mücadele vermek istiyorum. Bu beni mutlu ediyor. Ya. En son olarak da şunu söyleyeyim. Yani buradan insanlar işte lüks arabalara binip işte 3000-5000 euro oraya geliyorlar tatil yapıyorlar falan ya. Yani bu, bu. Hani mutlu olduklarını sanmayın. Burada çektikleri çilenin yanında o mutluluk okyanusta damla. Gerçekten insanlar çile çekiyorlar burada. Yani oraya gelmekte bir çile. 10 saat kuyruk beklemişler Sırbistan Bulgaristan yolunda. Gerçekten zor buradan oraya gelmek. Aldığın hediyesinden, götürdüğün paradan, o parayı oradaki insanlarla paylaşmandan, orada yediğin kazıktan, akrabalarından, ailenden yani yediğin kazıktan, o yaşadığın o duygudan. Geri döndüğünde yaşadığın işte o posta kutusunun o zor hocam yani. Yani sanma ki o araba, araba araba yani biniyor geliyor tamam ama yani o insanların böyle o mutluluğunu çok görmeyin. Çektikleri çilenin yanında genel anlamında çektikleri çilenin yanında yani burada hayat güzel ama o gurbet duygusu o sılaya varış duygusu ile ilgili o duyguların yanında yaşanılan mutluğun esamesi okunmaz. Bunu belli bir süre burada yaşayan insan ancak anlar. Zaten uçakla falan gidenleri söylemiyorum. O ayrıca bir zulüm yani. Bavulunda kendine yer kalmaz. Hemen çay, sucuk, et falan götüren insanlar tanıyorum yani. Et götüren insan tanıyorum Türkiye'de et pahalı diye. Yakınlarına kıyma götürüyor buradan çektirip. işte dondurup falan. Hiçbir şey o kadar göründüğü gibi değil. Memleketteki insanlara söylüyorum. Buradaki insanlar zaten benim ne söylemek istediğimi anladı. Anlayacaktır. Hoşça Hoşçakalın efendim. Bugünkü duygularım bunlardı.